Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Halin keyfin nasıl? Bugün yanımda Aziz'le beraber böyle bir piknik tarzı göster kanka. Piknik tarzı böyle ufak atıştırmalıklar falan filan. Kofretimiz var, kofret yiyeceğiz. Aziz'le uzun zamandır buluşmuyoruz. Uzun zamandan kastım 15 saat falan. Böyle bir video falan çekelim dedik. Nasıl gözüküyoruz? Dur biraz daha Bence iyi kaldırayım. görünüyoruz. Aziz, kendini tanıtmak ister misin Evet. seyircilerimize? Bektaş'ın sevgili takipçileri. Merhaba. Şu eşeğin anılmasının Biraz daha eşliğinde. yüksek sesle konuş. Belki sesimiz gitmiyordur. Tamam. Adım Aziz. Bektaş Dersen'den tanışıyoruz. Yani şu anlık başka bir söylemiyorum. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çünkü ilk defa bir YouTube kanalına konuk oluyorum. Kendisi influencer. Instagram'da 45 bin takipçisi var. Aşağıya Instagram adresinin linkini koyarım. Takip Tabii. etmek isteyenler takip edebilir kendilerini. Başka? Başka Bu kadar heyecanlı olmana gerek yok. evet. Emin Başka bir olabilirsin. sosyal medya hesabım var mı? Yok. Yakında kendisini de YouTube'a başlatacağım. Bende şey var, panik atak var, biraz şu an heyecanlıyım. Sorun yok. Evet. Kadife tatlısı aldım dediniz, dene 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 de benim anlamadığım bir şey var. Bak, bu bir paket, bu bir paket. Niye paket paketin içine koymuşlar diyeceğim. Kaşığını falan koymuşlar. Evet, eşek çok güzel anırıyor. Şimdi Diyarbakır'dayız diye eşeğin anırması da pek hoş olmadı. İnsanların aklına farklı şeyler gelebilir. Evet, şu an doğru iç içe bir yerdeyiz. Karşımda Göstereyim çok mi güzel bir biraz? manzara. Evet. Etrafı göstereyim mi? Dur. Bakın böyle. Aziz mesela. Böyle böyle. Şu yan Bir. tarafta ikinci bahane yaşayan bir çift var. Onun arka tarafta teyzemle dedem falan böyle dağlara karşı bir öyle standart havadan sudan konuşacağız az bir şey sonra Aynen. biz kapatacağız takılacağız yani Aziz'de. Pek artı bir şey yok. Aziz 2 gün önce falan gördüm kendisini şehrin içinde. Bir tane manitayı takmış koluna gidiyor. Dedim Aziz hayırdır? Nerelerdesin? Cevap vermedim çünkü Kanka dedi biraz de kıskançtı. dedi de yok böyle de yok şöyle de. Benden mi kıskanıyor? Kanka şu an asosyal birisi olmamı istiyor. Öyle bir şey yok. Sen artık ünlü bir YouTuber'ın kanalındasın. En son takipçim 1 milyon olmuştu. Ha, 1 Şu an milyon. neredeyse. Şu an 6.000'deyim. Bu arada sen ne yiyorsun? Ben ne yiyorum? Ay, adını unuttum. Keşkül. Keşkül. Kadife tatlısı Şu an güzelmiş. nabzım 500. Oğlum niye şey yapıyorsun? Çakma Rolex'in. Azıcım göster. Tabii. Göster. Bir saniye. Bana Almanya'daki kuzenim hediye aldı. Aslında aldığım fiyatı 60 euroydu. Şu an 55 oluyor. Şu 55 euro falan olmuş olabilir. Burası biraz karşı bir konu aslında. Geçen Bektaş'ın bunu konuştuk ama ben pek Oğlum, anlayamadım. Türkiye'ye göre değer kaybediyor sadece. Evet. Aslında değer kazanıyor da fiyat olarak ucuzluyor. Aynen. Ama Türkiye'de değeri fazla. Almanya'da 40 euroya düşüyor, Türkiye'de 40 lira fazlalaşıyor. Öyle düşün. Doğru. Anladım. Ha. Şu elma ve hurma böyle bir atıştırmalık var. Biraz daha yakınlaştır. Bende de elma hurma var. Aynen. Simbat'ın yeni deneyeceğiz. Evet, deneyeceğiz. Deneyelim. Bakalım buna 2 lira verilir mi? Bu arada buna 4,5 lira verilmez. İyi diyenlere söylüyorum. Bu 4,5 lira etmez. Bu da çok iyi. Keşke sevenlere tavsiyemdir. Ama tabii ki de bir de bir kafede yemeniz de aynı tadı vermiyor. Ben üzüldüm. Kim kafede keşkül sipariş eder ki? Ben. Vallahi mi? Ben gerçekten keşke çok severim. Böyle bir şey. Şemali hiç hoşuma gitmedi. Lastik. Kokusa kötü gibi. Evet. Şey var ya böyle kesme şey vardı böyle. Ha, bizde kesme Aynen. derler. Nasıl söyleniyor İstanbul'da falan. Türkçesini Türkçesi ya bilmiyorum Türkçesini. Ya üzüm ezmesi gibi bir şey. Reçel mi diyorlar? Deneyelim. Tam kesme. Daha cıvık ve tatlı Aynen olanı. öyle. Pestil'in bir versiyonu gibi düşünün bunu.
Ama tapiyesi daha iyi. Ben bunu alıp da buna 2 lira vermem. Yok. Ama sana bir söyleyeyim mi? Sporcular bunu kullanabilir ya. Öyle tatlı çekenler falan gidip de çikolata yiyeceğine bunu yiyebilirler. Hani elmalı hurmalı diyordu ama onların tadı yok içinde. Hurmanın tadı gelmiyor. Pekmez böyle şey. Üzüm hani pekmez yaparsın ya. Öyle bir şey. Daha çok bastırılmış, ya preslenmiş elma gibi. Elmayı rendelemişler. İçine de biraz hurma serpiştirmişler. Hurmayı koklatmışlar buna. Demişler hurma bu. Ya da hurmanın yanından geçirmişler. Hiç hurma tadı yok. Elmayı sadece göstermişler. Sevmedim. Ama yedim yani. Bir şey soracağım. Mesela kanka ben sana bu soruyu daha önce soruyordum. Tamam yakışıklısın, korkma, kızlar ekleyecek seni. Ben şimdi size bir soracağım. Gittiniz diyelim ki bir kafeye oturdunuz. Bir kahve sipariş ettiniz ama tadı çok kötü. Ama 15-20 lira verdiniz. O kahveyi içer misiniz, içmez misiniz? Cevap ediyorum, içmem. En başıma geldi bu. Bizim olay başımıza da geldi. Evet. Şöyle farklı bir içecek vardı menüde. İsmi ilk defa orada görmüştüm. İçmek istedim. 2017 yılında ben ona 20 lira vermiştim. Şu an 50 lira olmuştu. 50 lira olmuştu. Aynen öyle. Ve şey böyle şey oldu. Güzel bir şekilde servis ettiler onu. Alevli malevli. Yok kanka, farklı böyle. Hani tabak falan da güzeldi. Yandaki sunumlarda işte o koydukları birkaç bir şey vardı. Onlar da güzeldi. Ama şey bir yudum aldım ve devamlı getiremedim. Çünkü gerçekten tadı kötüydü. Yani nasıl biliyor musun? Bu Americano var ya. Onun daha da böyle sert bir hali ve sanki şey içine pul biber koymuşsun gibi bir şey. Yani direkt böyle boğazı yandırdı, boğazımı yandırdı. İçemedim. O zamanki 20 liram da çöpe gitmiş oldu. Bu Star Kark diye bir şey görmüştük. 3 tanesi 2 liraydı. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun tadı Nadla benziyor. Evet. Bunun tadı Nadla benziyor. Hani şey, Nadla sosu var ya, iyi karıştıramazsan eğer böyle bir köşedeki şey, o sos tamamen ağzına gelir. Bir köşeye birikir. Öyle bir şey ama çok güzel. Yiyilebilir bu. Garip hissettim şu anda. Bunu da göstereyim. Bu çakma tutku. Süse 1 lira. Yani 1 lira değil, artık 2 lira olmuyor. Bektaş'ın akşamı rüyasında görmüş. Vallahi rüyamda gördüm. O ama bunu değil. Almak istedi. Bu normal. Rüyam bile fakir varmış. Anasını satayım. Ben sana akşam cemine gördüm aslında var ya Bektaş, ağzın açık kalır. Dur kapatsın ondan sonra. Yani böyle bir artı şey. 18 bir şey değilse anlatabilirsin. Artı 18 bir şey değil. Anlat. Ama İsim vermeden anlat. Tanırım ya, kişiyle alakalı bir durum değil aslında. Sanırım izlediğim bir yerden, duyduğum bir yerden aklımda kalmış. Anlat öyle. Şöyle işte biz rüyamda da uyuyoruz, tamam mı ailece? Rüyamda da uyuyoruz. Rüyamda da uyuyoruz. Rüya içinde rüya görüyorum. Aynen. Ama nasıl biliyor musun? Sanki şey, nasıl anlatayım bunu? Hani gözlerimi kapatırken bile görebiliyorum. Evin dışında falan her tarafa görebiliyorum. Birisi gelmiş, bir adam beni kaçırmak istiyor. Aslında seyahat yapmışsın. Belki o da beni kaçırmak istiyor. Ama nasıl kaçırmak istiyor biliyor musun? Şey yapacakmış böyle beni. Hani diyor ya işte bir... Aslında belki bunu reels'lerde falan çok görüyoruz. Bir kızı veya erkeği mesela diyelim işte kaçırıyorlar. Orada diyor ki işte iplerini çözmüş mesela, kaçırmak istiyor. Telefon konuşmasını diyor. Diyor ki işte mesela atıyorum biz Bektaş'ı... Işte, Hamburg'a kaçıracağız. Amerika'ya falan bir yere kaçıracağız. Sonra tek iplerini geri bağlıyor tarzında. Öyle benim yere kaçırıyorlar ama ben de şey yapıyorum. Çığlık atmak istiyorum. Atamıyorum. Her şeyi görüyorum, duyamıyorum. Sonra geliyorlar işte babam falan uyuduğu haldeyle babamı bayatmak istiyorlar. Hani o şekilde. Çok absürt bir rüyaydı yani. Bir şeyler daha yaşadık da ben şimdi onları anlatmayayım. Çünkü onlar biraz şey olabilir. Cinselliğe girebilir. Anladım. Dur tavuklar çağırın. Cü 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 cü. Oğlum tavuk nasıl çağırılıyor? Ya işte böyle. Sohbet muhabbet. Bu arada kanalımın ilk konuğu kendisi. İlk değilim, hayır. İlk. Sen geçen sene sanırım üniversitedeydin. Konuk ayrı, video çektiğim insan ayrı. Ha. Şu an böyle bir konuk ilk sensin. İlk defa kanalıma başkasını davet ediyorum. Anladım. Öyle video çektik sadece. Ona sayılmaz. Ona sayılmaz. Peki. Sen tek bir kişi vardı herhalde değil mi? Evet, Cansu diye bir arkadaş. Tavla mı oynuyordunuz, satranç mı oynuyordunuz? Ha. Böyle bir şey challenge yapmıştınız.
Neydi? Hata döner miydi? Hata usulü döner. Halepeno çalmıştı. O cansıydı. Onun da kanalı vardı. Onunla video oraya yüklemişti Zeya'da. O sildi. Sonra babası kızdı. Babası kızdı. Onun kızı sildi. Evet. O da çok rapçe bir kızdı sanki. Bundan bahsetmeseydi neydi? Neyse. Bakın şöyle bir otel yaptılar buraya. Karşıda görüyorsanız eğer beyaz. Üç şey. Aqua parkımız var ama Beytaş görünüyor mu kamerada? Yok, aqua park buradan gözükmüyor. Aqua parkımız var. Ama şöyle bir şey var aqua parkın içinde. Havuza girilmiyor. Niye girilmiyor? Çünkü bok gibi. Nasıl biliyor musunuz? Havuz şey, çocuklar için bir havuz. Ama büyükler giriyor. Yani biraz büyük çocuklar için aslında güzel bir şey. Büyük çocukların girişi 20 lira, büyüklerin girişi 30 lira. Ve şey, en derin yeri bile benim diz kapağıma geliyor. Oğlum burada çay var, bedava. Kesinlikle. Bak şey olsaydı, şu kaydaklar falan var ya büyük. Ha. Onlar olmuş olsaydı ve havuz daha derin olsaydı, evet hani belki 30 lira kadebilirdi. Çünkü biliyorsun buradaki artık bu Çem'teki termal oteller bile artık en ucuzun girişi 30 lira falan. Yok lan 30 değil artık. Anka 30, Grand 50. Grand Park. Bir gün masaja gidelim kanka. Bak. Bir gün masaja gidelim oraya. Gidelim. Tay masajı gelmişler bizi biraz mıncıklasınlar. Şey vardı bu çamur odası, bilmem ne odası falan vardı. Ben gittim hep kapalıydı onlar yıllardır. Çok güzel çamur odası var. Ben gittim. Yok abi. Açık mıydı? İlk açıldığı zaman açıktı. Tuz şeyi vardı. Tuz odasını biliyorum ama şey. Tuz odası. Hani tuz odası böyle tuzun içine falan değilsiniz. Belki de aslında şu an söylemek doğrudur. Onlar doğru bir şey yapmışlar. Cari görmek istemiyorum ama duvarlarda tuz vardı. Bir ışıklandırma var. Aynen. Böyle her tarafta tuzlarmış gibi gözüküyor ama her tarafta tuz yok. Evet. Biraz garip. Şey var, bir hava üflüyor bir yerden bir şey. Hı-hı. Ama nefes açıcı bir şey gibi fakat nefesiniz kesiliyor. Yani içeride makine yapar. O tuzlanmış ha. Tuzdan mı? Ne alaka? Bilmiyorum, onun tuzdan olduğunu söylüyorlar. Hı-hı. Bir de anlamadığım bir şey, bu nefesinize... Ne oluyor lan? Nefesinize iyi okul gelecek falan orada. Diyor. Okul var. Benim babam astım hastası. Biz ona gitmiştik. Adam daha kötü oldu oraya gittiğimiz için. Benim nefes kesiyordur o. Şimdi ne deneyelim? Ben her şeyi denedim. Ben rüyamda gördüğün şey daha denemedim. Şey bunu yedim ya. Oğlum gözüne dizine kursun. Burada iki tane daha belki var. Belki ben şey seviyordum. Neydi? Bunun... Bakayım. Biftek mi? Biftek Azizim bak sen tek çocuktun. Biz beş çocuktuk. Bizde hızlı olan her şeye kapardı. Doğru. O yöntemle yiyoruz. Ama bunu çok beğenmedim ya. Evet. Yemek ister misin? Yemek ister misin? Ağzım vurmadım o köşesine. Yok ona alakalı değil. Hoşuma gitmiyor. Yani ağzımdan çoğu insan iğrenmez yani. Çoğu insan ağzımdan iğrenmez. Evet. Anladın mı? Anladım. O nasıl? Bir tane atarla bakayım. Mehmet Şef gibi olmadı. Göstersene oğlum. Görüyorlar mı şu an? Bir dakika dur söyleyeyim. Fıstıklı. Hayır bu şey. Aynen bu tam yer fıstıklı bu. Tam tadını veriyor bu. Bunu beğenmedim. Aa bu da güzel. Yok. Bu neydi? Peynir. Ayak kokulu. Niye öyle bir tadı var? Bilmiyorum. Baksı da vardı. Buradan ayak fetişistlerine sesleniyorum. Evet ya. Ay. O insan da var değil mi? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen geçen bir şey anlatmıştın ya. Anlatma burada. Burada anlatma onu. Şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda o anlattığı şeyleri asla görmedim, duymadım. Yani onun eşi benzerini bile rastlamadım. Çok kötü bir olaydı. O yüzden Mektaş, sen şey der misin? Atlamı istiyorsanız 10.000 beğeni. Kaç beğeni gelecek? Videoya ama. 100 tane. Yok, 100 değil. 50? Şuradan yola çıkarak konuşmak istiyorum. Ben 180 gün askerlik yaptım. Evet. 180 beğeni bekliyorum. Evet, Aziz için evet. 180 beğeni atmayı ve abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle. Ne diyelim, daha konuşacağım mı? Kanka şey yavaş yavaş açılıyorum ama normalde biliyorsun ben arkadaşlar çok konuşkan birisiyimdir.
Yani ilk defa kamera geliyor, ilk defa. Size yemin ederim günlerce hiç susmadan konuşabilirim. Her şey verecek bir cevabım vardır. Ama şu o kadar çok heyecanlıyım ki biraz atatlı. Evet, teşekkür ederim. Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şş, oğlum böyle ne biçim oldum lan? Arkadaşlar, akşam 9'da canlı yayın. TikTok'ta bir tane var ya. TikTok'ta ne yok ki? TikTok'ta bir tanesi var. Lan hayvan gibi ya. Rabbim nasıl zorluklarla karşılaştığımızı bilmiyorum da. Çocuk sadece yatıyor. İyi de böyle kilolu bir insan. Sürekli böyle bir kaşıntı içerisinde. Sanki dersin yani her zaman pütür pisliğin içinde yatmış. Tamam mı? Arkadaşlar kendi kaşıyor böyle. Biri arkadan fırçalıyor kendisi. Akşam 9'da canlı yayınım var. Para dileniyorlar. O şey vardı ya. Garip. Kilolu bir kadın vardı, tesettürlü. Hani. Reymen ne yaptın? Aynen o kadın. Oh, bir anırmaya başlıyordu böyle. Ya işte para için her şeyi ben yaparım. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Ya bilmiyorum ya. Aslında var ya. Bak. Şimdi biz onlara şey diyoruz ya. Bunlar salak. Bunlar böyle yapıyorlar. Gerizekalılar evet. Falan. Aslında değiller. Akıllılar. Biz onlarla dalga geçiyor ama ona para kazandırıyoruz. Adam diyor ki istediği kadar dalga geçsin. Ben diyor paramı bakarım. Ya işte şöyle bir tabii şey var. Tabii parayla yani karakterle para farklı şeylerdir. Eğer sen karakterine ödün vererek bir şeyler yapıyorsan bu iş her ne olursa olsun orada bir sıkıntı var demektir. Bedenini mi satsın? Fahişelik mi yapsın? Hayır. O da kötü bir şey. İşte. Şimdi sen kalkıp da düşünsene mesela Bektaş. Sana birisi diyelim 1 liralık bir hediye veriyor ve sana hediye vermen için çok affedersin seni böyle işte köpek gibi havlatıyor. Ay. Bunu yapar mısınız? Yapmam. Ben de yapmam. Yani inan. Oraya yapar mısınız diye deme. Sana mı sor? Bana sor. Tabiri caizse hani böyle yapmam. Bir kuru ekmek soğan yerim ya da öyle bir şey yapmam. Yapmam. Onun için yapmam. 10 bin liraya havlarım. Evet. 10 bine havlarım oğlum. Borcum var o kadar. Evet. Daha ulan senin... 70-80 yaşında teyze arkamıza şimdi bakmayayım göstermeyeyim de. Oğlum leys yiyorlar lan. Emekli maaşı çekmişlerdir kanka. Bak bize biz 1 Türk lirası nasıl atmamış. Buna 3 lira mı vardı? 3'ü 2 lira. Aa. Böyle diyoruz. Biftek, soğan, yer, fıstığı, peynir. Ben kesildim ya. Yeter bu kadar. Bir şey söyleyeceğim mi? Şey ben anksiyete bozukluğu olduğu için şunu düzeltmek istiyorum. Az önce bir Rihanna'la ilgili bir şey anlatayım mı dedim hani ağzını açık kalacak diye. Rihanna ile ilgili bir şey anlatmadın ki oğlum. Dedim ya işte Rihanna gördüm anlatayım. Ha Rihanna zannettim ben. Pardon Rihanna'la ilgili. Aslında Rihanna'nın devamındaki şeyleri bete şanslarım ağzı açık kalırdı. Hani çok ilginç absürt şeyler olmuştu. Burada ben anlatamadım. O yüzden şey mesela ben de bazı kişilerin videolarını izleyen diyorlar ki işte videonun mesela hani başına bir 30 saniyelik bir şey koyarlar ya videonun özeti gibi. Orada derler ki işte o dinleyen kişi ağzını açar böyle şey yapar wow der. Ama aslında o an anlatıcı bir şey yoktur. Ben de şu an biraz öyle oldum ama Rüyamın devamını anlatsaydım çok daha farklı tepki verebilirdin sizler de hani izleyici olarak da Bektaş'tan. Ama orası cinselliğe girdiği için ve artı 18 kuralı olduğu için videomda. Uzatma oğlum uzatma. Bizi bakacaklar burada oğlum. Şey o yüzden lütfen dalga geçmeyin bu konuda. Hani bunu mu anlatacaktın, buna mı ağzımız açık kalacaktı demeyin lütfen. Geçmezler. Evet. Dur ben kapanışı yapayım. Kapanışı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone. Dur ben sayacağım dur. Evet. Videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve video fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Açıklama kısmına. Söyle devam et çok iyi. Açıklama kısmına Bektaş'ın kendisinin ve benim Instagram adresimizi bırakıyoruz. Onu takip ederseniz çok sevinirim. Ben açılıyorum. Gitgide daha da konuşabilirim. Böyle gaza geldim şu an. Güneş enerjisi. Onun dışında başka bir söyleyemiyorum. Dedikodu yapacaktık aslında Bektaş'ta da. Ben ağzına baklasanız benim bir isim falan verebilirim. O yüzden. Çermikten bizi sürerler anasını satayım. Kesinlikle. Ve siyasi bir şey de söylemeden. Aynen. En önemlisi o. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Sizin en güzel yorumlarınız için. Aziz'le daha çok video gelmesini istiyorsan aşağıda belirt ve kanala abone olmayı unutma. Öpüyorum sizleri. Hepinize iyi günler. Keyifli eğlenceler. Tamam bitti hadi. Hadi gidin hadi. Hadi kaybolun.